Düştüğüm yerden kendim kalkarım. Ne sizin bu kahramanlık kompleksiniz anlamadım ki. Çek çek. Özür dilerim ya. Kalk Kerem. Kalk konuşacağız. Benden kafanı çevirme. Kalk konuşacağız. Tamam. Ne yapıyorsun? Çık, kalk. Doğru mu? Sen mi satın aldın bizim ürünlerimizi? Evet, doğru. Motive olmanız için yaptım. Şimdi ilk işinizde başarısız olsaydınız, batsaydınız ucu bize de dokunacaktı. Sana ne ya, sana ne? Yani senden ben yardım istedim mi? İstemedim. Batacaksam ne yaparım? Battığım yerden tek başıma çıkarım. Kimseden yardım istemiyorum. Ne senden, ne de bir başkasından. Ayşe, bu işe kollarını sıvayan tek sen yoksun. Gonca var, abim var. Yıllardır bizimle çalışan insanlar var. Senin için sadece sen varsın. Orasını anladım ama yanılıyorsun. Senin işin değil bu sadece. Sizin işiniz. Sen de benim umurumda değilsin. Benim için iş önemli. İş umurumda. İş umurumda. Sen o yüzden mi Ceyda'ydı o gece? Ceyda'yı herhangi birinin seviyor olabilmesi bile benim için inanılmaz bir durumken... Sen bu duruma niye bu kadar kafayı taktın? Dur tamam, merakını gidereyim. Ceyda'yla aramda hiçbir şey olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Çünkü daha yeni başladık. Zaman ne gösterir bilemem. Bana ne be? Bana ne? İstediğini yap. Tepe tepe kullan Ceyda. İstediğin kadar... Peki ben sana soruyor muyum Ömer'le ne yapıyorsunuz diye? Bak sana daha önce de söyledim Kerem. Ömer Ceyda bir mi? Doğru, bir değil. Arada bir fark var. Senin koşarak sözlenmen gibi bir fark. O kadar öngörülebilirsin ki. Böyle esip gürlüyorsun ama işte o masallara inanıyorsun. Abuk sabuk efsanelere inanıyorsun. Prensin seni gelip kurtaracağı. İşte neymiş? Aşkının ona emanetini terk etmemek için bu dünyadan ayrılmayan hayaletlere. Kendinin başrolünde olduğun, sonsuz aşkın var olduğuna inandığın bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Ama uyan artık Ayşe. Gerçek dünyadayız. Evet, inanıyorum. Masallara da, efsanelere de, sonsuz aşkın gerçek olduğuna da inanıyorum. Hem de bütün kalbimle. Bundan da utanılacak değilim. Ama neden utanıyorum söyleyeyim mi? Bir zamanlar sana aşık olduğuma kendimi inandırdığım için işte bundan utanıyorum. Değil mi? Tam aptallara layık bir kandırmaca. Ben de kendimden biliyorum. O zaman ben de kendimi kandırmayayım artık. Ben de hiçbir zaman sana aşık olmadım. Hiçbir zaman. Ben de. Hiç.
Ne zaman ki bu eve gerçekten aşık bir çift gelir, ben o zaman yanına gelirim demiştim sevgilim. Sonunda oldu. Şimdi yanına geliyorum. Bu pembe rüyalar, anlasana artık.